Diş hekimliğindeki trend bilgileri diş hekimi Denizhan Uzunpınar'dan dinleyeceğiz. Denizhan Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Merhabalar, ben diş hekimi Denizhan Uzunpınar. Diş hekimliği alanında daha çok estetik diş hekimliği ile uğraşıyorum. Aslında başlı başına kesinleşmiş bir branş değil ama işte diş beyazlatması, Hollywood smile, gülüş tasarımı gibi, işte bonding dediğimiz tedaviler gibi bu tarz tedavilerle daha çok ilgileniyorum. Bonding uygulaması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle, bonding diş hekimliği alanında aslında en rahat yapılabilecek bir işlem, hasta gözünden konuşacak olursak. Diş tedavisi amacıyla başvuran hastalarda, özellikle dişimi küçültmek istemiyorum, kaplan yaptırmak istemiyorum diyen kişiler için çok iyi bir alternatif tedavi. Peki bu tedaviyi nasıl uyguluyorsunuz? Şöyle, hasta ilk kliniğe geldiği zaman öncesinde bir ön görsel hazırlıyoruz hastaya. Buna mock-up diyoruz zaten. Bu çok yaygın değil Türkiye'de ama yayılmasını umut ediyoruz. Çünkü mock-up tedavisi hakikaten çok önemli bir öngörü, ön seans tedavisi hastalar için. Mock-up tedavisinde de hastalar nasıl görüneceğini görebiliyor. Dişlerin üstüne eklenen dolgu parçaları hekim ve hasta mutabakatıyla netleştirilebiliyor. Peki Türkiye'de ilk diş dövmesini siz gerçekleştirdiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle, ben aslında o uygulamayı yurt dışında bir görmüştüm. Evet. Aklıma gelme fikir oldu açıkçası. Dişlerin üstüne yapılan kaplamalara ek logo, futbol takımları vesaire gibi böyle çizimler yapabiliyorsunuz. Ve bunların en büyük avantajı, sıkıldığınız zaman sildirebiliyorsunuz ve kaplamanın renginde vesaire hiçbir şey değişim olmuyor. Gülüş tasarımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gülüş tasarımı tamamen kişilerin eksik olan, gülüşten noksan olan bölgelerinin tamamlayarak daha düzgün, optimal bir gülüş sağlamak için yapılan bir uygulama. Evet. Peki Hollywood gülüşü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Hollywood gülüşü, gülüş tasarımından biraz daha farklı. Evet. Siz güldüğünüzde azı dişlerinize kadar olan bir gülüş oluşturuyorsunuz kendinizi. Yani şöyle, en arka azı dişleriniz görünebiliyorsa bir Hollywood gülüşünüz vardır demek. Ama görünmüyorsa Hollywood gülüşünüz yoktur. Fakat gülüş tasarım yaptırma şansınız var. Çünkü herkesin bir gülüş tasarımı veya gülüş şekli farklı olduğundan farklı yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Ama Hollywood gülüşü herkese maalesef yapılamıyor. Yapılamıyor. Peki bu tedavi ne kadar sürüyor? Ortalama bir hafta sürer her şey, eğer her şey kontrollü bir şekilde giderse. Vermiş olduğunuz bilgiler ve bu güzel sohbet için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz. Denizhan Uzunpınar'la keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşça kalın.